Hocam etmeyin, kendinizi kepaze etmeyin. Bak daha radikal bir çözüm yolu var. Kur'an-ı Kerim'de her yazan din değildir. Et din. Değildir. Sen tarihsel değil dedin de ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de 2,5 sayfalık hacme ulaşan bir haram ay hukuku var. He? Ve sen evrensel dedin. Resulullah ahirete irtihal ettikten sonra bir gün dahi haram ayın hukukunu gözetip aha Muharrem geldi, kılıcı kınına sokun, hadi eve gidelim diyene rastlanmış mı? Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman, Abbasi, Emevi, Selçuklu Osmanlı, İslam tarihi hocası, Profesör Doktor İsrafil hocama sorun. Haram ay hukuku bir kez bir gün uygulanmış mı? Hadi tarihsel değil hocam, evrensel. Hadi sen söyle. Hocam evrensel kelimesi sadece retorik değeri var. Başka hiçbir değeri yok. Retorik. Retorik. Sor. Sordum. Siz ne yaptınız? İki. Açalım hocam. Ahzab suresi Nisa'yı. Ben tefsir etmeyeceğim. Söyleyin hocam. Şunu bir Allah aşkına birisi bana izah etsin. Ben bugüne kadar bütün yazdıklarımı yakacağım. Sizden sabaha kadar özür dileyip tarihselcilikten tövbe edeceğim hocam. Şu ayeti bana birisi izah etsin. Okuyalım. Burada keseceğim hocam. Şurası hocam. Ve men lem yastati' minkum tavlen en yenkihal muhsanat el müminat. İçinizden muhsan yani hür hanımefendilerle evlenmeye mali kudreti yetmeyenler, başlık parasına, mihre, parası olmayanlar, gitsin femin ma meleket eymanüküm min feteyatikümül müminat, mümin cariyelerinizden alsınlar. Şimdi kalkacak Abdülaziz Bayındır'la, bizim sevgili kardeşim var ya, Allah selamet versin, Ali Rıza Demirci. Mustafa'cığım seni çok seviyorum ama o cariye yazmayacaksın. Tamam cariye değil. Mariye hocam. Tamam. Cariye değil. Tamam. Mariye alalım hocam. Ama bak dikkat edin. Şuna yetmiyorsa bundan alın dedi. Ne yaptı? Bir kategori var. Fakat Cenab-ı Allah değer ifadesini araya koyuyor. Kurban olduğum Allah. Bak ne diyor hocam. İşte bu ayet hem Kur'an'ın değer hem de durum ayetini içeren bir ayettir. Çok tipik bir ayet. Bak şimdi. Vallahu e'lemu bi imanikum ba'dukum min ba'd. Evet, ona yetmiyorsa bundan alın dedim. Sizi kategorize gibi ettim gibi ama bunu ben etmedim. Vaka böyle olduğu için benim nezdimde ben sizin imanınızı bilir ve kıymetinizi de o imanla ölçerim. Kaldı ki benim nazarımda hepiniz birbirinizdensiniz. Sen cariyesin, sen hürsün. Benim için bir kıymeti yok. Ama burada bir durum var. Şimdi gene durumdan devam ediyor. Ettim bakın hocam, devam ediyor. Fenkihuhunne biizni ehlihinne ve atuhunne ucurahunne bil maruf. Bir, bunları alacaksanız ehlinin izniyle alacaksınız. Ne demek ehlinin izni? Sahibinden isteyeceksiniz. Ne sahibi? Bu araba mı? Aynen öyle. İslam hukuk literatüründe cariyenin ve erkek kölenin hükmü mütekavvi mal hükmüdür. Dayanıklı eşya demektir. Ben ölürüm, oğluma kalır. Satasım gelince pazara çekerim, satarım. Alırım. Benden isteyeceksin çünkü o kendine malik değildir. Benim malım olduğu için ben verdim gitti diyecek. Verdim gitti. Sizin hanımınız oldu değil mi? Ben yarın diyeceğim ki benim bu akşam epeyce bir misafirim gelecek. Evde temizlik var. Sen gel bakayım burayı temizle. Kocası gitme diyemez. Mülk sahibiyim hocam ben. Ettim mi? Etti. Ucurahünne. Ücretlerini, mihirlerini verin. Neye göre verin? Bil maruf. Bu da çok manidar bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'de hukuk
ayetlerinin 35 kere geçer. 17 kez Bakara'da geçer. Ve tamamında ne der biliyor musun? Çocuğunuz var, karı koca ayrıldınız. Ortada bir çocuk kaldı. Anne dedi ki ben süt emzirmem. O zaman baba dedi ki süt anne bulacaksın. Ücretini de marufa göre ödeyeceksin. Ne demek? Bu Arap'ın örfü neyse ona göre ödeyeceksin. Kur'an-ı Kerim'de İslam öncesi dönemde mevcut olup İslami döneme de intikal eden uygulamaların %79.20'si tek tek sayıldı bunlar. İpka edilmiştir. Yani devam ettirilmiştir. Tadil edilmiştir ya da aynen devam et. %19.80'i iptal edilmiştir. İptal edilenler insan ahlak ve onurunu bugün de o günde her yerde rencide edin uygula. Nedir? Üvey anneyi almak. İki bacıyı aynı nikah altında tutmak. Trampa nikahı yapmak. Ben kızımı veriyorum, senin kızını alıyorum falan filan. Bunlar hariç zina, kumar bilmem. Gerisi devam. Zıharı devam, şusu devam, busu devam. Devam oğlu devam. Buradan ne çıkıyor? Cenab-ı Allah bir din gönderiyor ve o toplumdaki ahlaki değer yargılarını baştan aşağı adam gibi inşa ediyor. İtikadı tahsih ediyor ve bu konuda son derece ödünsüz davranıyor. Şirk deyince adeta akan sular duruyor. Fakat hukuk alanına geldiği zaman ben Şari-i Teala'yım, din gönderdim. Ben bu Arap Bedevisi'nin örfünü ne edeyim? Sildim hepsini, sübürdüm. Size yepyeni bir şeyler getirdim demiyor hocam. Bu toplumun örfünü ahlaka ve itikada halel getirmedikçe o toplumun alışkanlıklarını, maruflarını sürdürüyor hocam. Kaprissiz. Soruyorum. Cenab-ı Allah şirk, cahiliye diye andığı dönemin hukuki yapısını maruf diye kavramlaştırıyor da o cahiliyenin. Ümmeti Muhammed 1440 sene oldu. Hala bu Kur'an'da yazan 35 marufun üzerine bir 36'sını niye koyamıyor abi? Bana bunu söyler misiniz ya? Niye biz maruf olur? Yani bu 35 cahiliyeden Kur'an'a intikal eden 35 marufa mahkum mu bu ümmet? Bu maruf Allah'ın marufu değil. Orada olan Allah'ın da uygun görüp tasvip buyurduğu maruf hocam. Ümmetin de marufu niye olmasın? Allah nur içinde yatırsın İmam-ı Azam'ı. İstihsan demiş. Bakmış nas yetmiyor. Hayat olayları sınırsız, dallı budaklı binbir sorun nas'ın kifayet etmediği yerde İmam-ı Şafii'nin gösterdiği yol da yetmiyor. İmam-ı Şafii bu tıkanmayı kıyasla aşalım dedi. Kıyası nasıl kurdu? İlle de olan biten olaya bir makisun aleyh bulacaksın. Makisun aleyh kendisine kıyas yapacağın bir nas olacak. Evet, nas da yok, öyle de yok. Bittik. İmam-ı Azam dedi ki kardeşim, istihsan dedi. Şuradaki bir ümmeti Muhammed bir konu arz etti. Hocam bir çözüm önerdi. Arkadaşlar ne buyuruyorsun? Hocam güzel ya. Bu kadar bir Müslüman zihni, vicdanı güzel dediyse Allah da güzel der ona dedi hocam. Hocam bu damar kurumasaydı biz bu akşam burada hocam ne sapık bir şey, tarihselcilik gibi bir ima da içeren bu soruyu sormayacaktık. Kuruttular bizi hocam. Evet. Ben bu evrenselcileri Allah'ın izniyle Necid Arabistan'ına davet ediyorum hocam. Gidin orada Abdülvahhab'la ahbap olun. Evrenselciliğini yaşa. Unutmayın ki bu İslam'ın evrenselciliğini Arap değil hocam. Mevali taşıdı, gerçekleştirdi. Acem diyarına, Batı'ya, Osmanlı'ya o Arap olmayan zihin bunu başka topraklara götürüp taşıdı. Evrensellik böyle ulaştı. Ama sizin bugün savunduğunuz evrensellik Arap'ın coğrafyası içinde karşılık bulan zıharını mıharını alıp buraya getirmeye evrenselcilik anlıyorsunuz hocam. Getirmeyi savunuyorsunuz da bir kere getirme ihtiyacı duydunuz mu? İki, getirdiniz de ne oldu? Hiç bunun hesaplaşmıyorsunuz hocam.
yani ömrümüz geldi gitti şu ilah ayetini bir kere uygulayamadık diyeniniz var mı? İlah ne hocam? Bak bilen bile yok. Hani evrenselciydiniz? Gıybet desem size, hocam hepimizin pisliği diyeceksin. İki kişi oluyoruz, üçüncümüzü kemirmeye başlıyoruz. Bir türlü kurtaramadık şu illetten, sigara alışkanlığı gibi. Kesemiyoruz. Bak bunu biliyorsunuz. Oysa gıybet yarım cümle Kur'an-ı Kerim'de hocam. وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ hocam. Doğru mu? İlâ وَالَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِمْ diye bir başlıyor. Bir buçuk sayfa gidiyor. Hani bir buçuk sayfaya içeriye dair zihninizde tanım bilgisi bile yok. Hani evrenseldi? Bir buçuk sayfa ayet neye güme gitti hocam şimdi? Ben biliyorum hayatınızda öyle bir şey hiç olmadı ki. Devam edeyim şuradan bitsin. Biraz kısa olursa hocam. Ha, tamam hocam. Bakın hocam ama tarihselcik önemli mevzu hocam. Devam ediyoruz hocam. Sahibinden istedik. Marufa göre ücretini verdik. Devam edeyim ben. Şeyden devam edeyim. Bunlar sizin nikahınız altında bir fuhuş irtikap ederse o zaman hür hanımefendilere verdiğiniz cezayı müeydenin yarısını tatbik edin. Yarı. Ha, cariye demedik, mariye dedik. Ama bir yarı var hocam. Bir bütün, bir yarı. Kategorize ettin ya. Yarım statülü adam, tam statülü adam. İsminin ne olduğu hiç önemli değil hocam. İslam hani tarak dişiydi, eşitti. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Yarılık. Peki niye fuhuş lafı hemen oraya girdi? Çünkü biz biliyoruz ki bu kadıncağızları sahipleri fuhuş sektöründe üzerlerinden para kazanmak için fuhuşa sevk ettiler. Hatırlayın Nur suresini. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُ Elinizin altında bak feteyat hocam. O kızcağızları, o cariyeleri hele hele de ahlak ve iffetleriyle yaşamak istiyorlarsa 3-5 kuruşluk dünya menfaati için fuhşa zorlamayın ha. İşte bu. Böyle bir kirli geçmişleri de var. Ellerinde değil, zamanında kullanılmışlar. Böyle bir sicil var. Devam ediyor. Bu cariyelerle de evlenme ruhsatı verdik ya. Müthiş bir, ne matah şey. Sakın öyle anlamayın. Bu hüküm zâlike limen haşiyel anete minkü. Zinaya düşmekten artık kendini koruyamayacak raddeye gelmiş içinler için bir ruhsattır. Ve en tasbiru hayrun leküm. Bunlarla evlenmektense evliliğe, bekarlığa sabretmeniz daha hayırlıdır. Siz bu ayetin tefsirinde intikal eden klasik bilgiye bakın. Ha zina ettiniz, ha cariyeyle evlendiniz. Pek farkı yok. Eğer Allah'ın huzuruna temiz tak gelmek istiyorsanız hür hanımla evlenin. Bunlar kimden geliyor biliyor musun? Sahabeden geliyor hocam. Hazreti Ömer, çoluk çocuğunuzu statüsünü yarı köle, yarı hür yapmak istemiyorsanız cariyeyle evlenmeyin. Bu ne? Bu olgu hocam. Bu isteseniz de olgu, istemeseniz de olgu. Kur'an-ı Kerim'de inne min ezvacikum ve evladikum fitne var mı? Eşlerinizle çocuklarınızla fitne. Şimdi evrenselci algı eş ve çocuğa ontolojik fitne sıfatı yüklüyor. Niye? Allah'ın ağzından çıktı. Eş dedi, çocuk dedi, fitnedir dedi. Allah'ın sözü bir gün için geçerli olur mu? Tarihselci bunu böyle anlamıyor hocam. O zemine gidiyor, bakıyor. Bu niye inmiş bu ayet? Peygamber sefere çağırıyor. Haydin, kafire karşı cenge gidiyoruz. Bu ne demek? Gitmek var, dönmek yok. Baba ne olursun gitme. Bu sefer de başkası gitsin. Baba bizi yetim bırakma. Adam bizi yetim bırakma diye arkadan çekiyor hocam. Buna yenik düşüyorlar hocam. Gitmiyorlar. Dava uğruna gitmeyenler, bu çoluk çocuğunun şeyine, gözyaşına yenik düşenler işte size iyilik yapıyorum de. Aduvvulletim. Size düşmanlık ediyorlar biliyor musunuz? Şimdi bunu mutlaklaştırırsanız evrensel kadına ve o çocuğa ontolojik sıfat olarak bunu yüklersiniz. Tarihselci bunu böyle anlamıyor. Bugün de mavi Marmara'ya benim eşim binip gider. Ya hanım sana mı düştü ya orada İsrail'e Gazze'ye gitmek ya otur evinde. Oldum ben şimdi eşimin düşmanı. Hocam sıfat üzerinden
rol model üreterek Kur'an'ı yorumlarsanız güncelleyebilirsiniz. Tarihselcilik, Allah'ın izniyle bu kitabı 610 tarihine gömelim, Fatiha'sını da okuyup gelelim, Mevlid'ini okuyup gelelim demek değil. Bu kitabın hakikaten bize söyleyen yeri ney, söylemeyen yeri ney?